Sema Maraşlı. AK Parti'yi kadınlar bitirecek. AK Parti'nin sonu belli oldu. AK Parti'yi feminist kadınlar bitirecekler. Feministler böyle çalışmaya devam ederlerse AK Parti 2019 seçimlerinden çıkamaz. Feminist kadınlar dediysem zannetmeyin laik kesimin kadınlarını kastediyorum. Hayır onların gücü yetmez. Kendi içinden AK Partili gibi görünen feminist kadınlar sonunu getirecek AK Parti'nin. Kadem diye bir yapılanma var. AK Partili kadınların kurduğu gençlik kollarıyla bütün her yere yayılıyorlar. Güya kadın ve demokrasi derdindeler. Erkek düşmanlığından başka bir şey yapmıyorlar. Kadem yaptığı çalışmalarla kanser hücresi gibi hükümeti içeriden yiyip bitirmeye çalışıyor gibi duruyor. Kadem içerisinde iyi niyetli insanlar vardır elbette fakat kötü niyetli birileri tarafından yönlendirildikleri çok belli. Bazıları ne kadar farkında bilmiyorum fakat çok tehlikeli işler yapıyorlar. Daha önce yaptırdıkları videolar üzerine erkeğe şiddete hayır diye bir yazı yazmıştım. Şimdi de yeni videolar çekmişler. Güya şiddet uygulayan erkekleri hedef almışlar. Fakat aslında bütün erkeklere sesleniyorlar. Bu konuda çekilmiş 3 video. Bazı cinslerin bazı cinslerden öğreneceği çok şey var diye bitiyor. Erkek cinsinin hayvanlar kadar olmadığını ve hayvanlardan çok şey öğrenmesi gerektiği mesajını veriyorlar. Çiftleşme öncesi dişiye kur yapan ayıyı erkeklere örnek diye göstermişler. Nasıl örnek alınacaksa? Şiddeti gerçekten bitirmek isteyen ayıları örnek göstermez. Tam aksine karısına sevgi, şefkatle davranan erkeklerin örnek olduğu güzel, olumlu, sevecen videolar çeker. Mutlu çiftleri örnek gösterir. Bu videolardan sonra herhalde AK Partili kadınlar hayvandan aşağı gördükleri erkek cinsinden oy isteyecek değiller. Ayrıca bu videoların AK Parti'ye ve topluma bir zararı daha var. Şu bilinen bir gerçektir ki medyada hangi konu çok konuşulursa o konu normalleşir ve artar intihar haberlerinin akabinde intihar olaylarının arttığı yapılan çalışmalarda görülüyor. Ülkemizde kadına şiddet geçmiş yıllarda çok azken son yıllarda hızla artıyor. Kadına şiddeti gündemde tutarak şiddeti artırmayı başardılar. Bu işten kimin menfaati var? Elbette batı ülkelerinin özellikle İslam ülkelerindeki feminist derneklere Avrupa fonları büyük paralar akıtıyorlar. Bizde çıkan şiddet haberleri batı ülkelerinde yayınlanıyor ve onların halkı bizim ülkemizde her gün sokaklarda tavuk boğazlanır gibi kadın öldürüldüğüne inandırılıyor. Hatta bu sözü sokaklarda tavuk gibi kadın boğazlandığı sözü bana ait değil. Farklı kesimlerden kadınların röportajlarında okudum gerçekmiş gibi söylüyorlardı vakti geldiğinde de sem amcalar kurtarıcı olarak gelecek ve ülkemizi istila edecek kendi halkı da kadın ve çocukları kurtardığı için devletini alkışlayacak bunun örnekleri çok böyle giderse kadına şiddet diye diye şiddet daha da artacak ve ak parti suçu bütün erkeklere yıktıkça erkeklerin oylarını kaybedecek. Erkeklerin hayvanlardan aşağı gösterildiği videolarla bilinçaltı mesajları alan kadınlar da acaba başında erkek olan bir partiye mi oy vermek isterler yoksa başında bir kadın olan partiye mi? Kadınların oyu da gitti. Bir de bunların vebali öteki tarafa verilecek hesabı var. Velahal hükümet yetkilileri acilen kadem içindeki bu sinsi yapıyı durdurmalı kadına şiddet bitirilmek isteniyorsa böyle büyük büyük kampanyalarla gösteri yapıp erkeklere hakaret edilmesi gerekmiyor. Yapılacaklar çok basit. Şiddetin en büyük sebebi alkol. Alkol kullanımını azaltmaya yönelik tedbirler alabilirler. İkincisi şiddet en çok boşanma döneminde oluyor. Zira kanunlar çocukları olmasa bile erkekleri eski eşlerine ömür boyu nafaka ödemeye mahkum ederek bakmak zorunda bırakıyor. Boşanma sırasında erkek evinden oluyor, çocuklarından oluyor, bir de ona hakaretler eden karısına her ay para göndermek zorunda kalıyor. Eski eşe nafaka vermek demek, her ay kazancından bölerek kendi ihtiyaçlarından kısarak yeni evlilik yapmışsan karının ve çocuklarının rızkından kısarak düşmanına para göndermek gibi bir şey. Zira boşananların pek çoğu büyük kavgalarla ayrılıyor. Şiddetin haklı bir sebebi yoktur fakat bütün bunları yaşayıp cinnet geçirip karısını, çocuklarını ve en son kendini öldüren erkek haberleri her gün gazetelerde yer alıyor. Hükümet acilen nafakayla ilgili kanunları değiştirmeli. İhtiyacı olan kadınlara kendi maaş vermeli, eski kocası değil. Şiddetin artmasının üçüncü önemli sebebi 6284 nolu kanun maddesi. Erkeğin kadına bağırması kadının kocaya bağırması suç değil. Parayı az vermesi, birlikte olmak istemesi gibi o anda kadının hoşuna gitmeyecek her şeyi şiddet kapsamına alıp fiziksel şiddet olmadığı halde kocasını şikayet eden kadınların sözleri üzerine erkeğin sözünü hiçe sayarak erkeklere cezalar yağdırılıyor. Kadın kocamı bir süre gözüm görmesin, evden uzaklaştırılsın dese erkek mahallesine giremiyor o mahallede kendi annesi olsa bile çocuğuna yaklaşamıyor. Suçu ne? Karısının paşa gönlünü eylememiş. Her yıl yaklaşık 130 bin civarı çift boşanıyor. Bunların içinden çok az kadın nafaka istemiyor. Nafaka gerçeği, tazminat, mal paylaşımı derken boşanan erkekler kanunların adaletsiz gerçekleriyle yüzleşince ilk işleri bu kanunları yapanlara kötü söylemek oluyor. Kötü kelimesi burada hafif kaldı siz anlayın. AK Parti zannetmesin ki adaletsiz sistemin mağduru erkekler onlara tekrar oy versin. Özetle görünen o ki AK Parti içindeki feminist kadınları durdurmazsa kendi sonunu hazırlamış olur. Bizden söylemesi. Sema Amarbaşlı çocukaile.net